Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Geçen haftadan bu yana evde ve sakin kalabilmişsinizdir. Koronavirüsünün ülke gündemimizde önemli bir yer tuttuğu bu günlerde bizleri korumak adına bazı önlemler alınıyor ve alınmaya devam ediliyor. Biliyorsunuz geçen hafta sokağa çıkma yasağı geldi ve maalesef bu yasakla beraber istenmeyen şeyler yaşandı. Önceki videomuzda konuştuğumuz gibi yönetemediğimiz kaygımızın bizlere nasıl zarar verdiğini görmüşsünüzdür. Umarım sizler bu noktada daha bilinçli ve sokağa çıkma yasağının gelme mahiyetine uygun bir tutum sergileyebilmişsinizdir. Bu hafta sizlerle evde kalma sürecimizi konuşmak istiyorum. Aslında bu sizler için çok zor olmasa gerek. Çünkü 21. yüzyıldayız. Her birimiz kendimize sanal dünyada ayrı bir ortam oluşturduk. Ve normal hayatın koşuşturmasından o dünya içerisine dönmek istediğimiz, evde rahatça oturmak istediğimiz pek çok zaman olmuştur. Bundan 2 ay öncesine kadar ki özellikle mizah sayfalarının tweetlerini, Instagram gönderilerini hatırlarsanız hep bu yöndeki taleplerle doluydu. Şu anda da tam tersi. Havaların güzel olması, arkadaşlarımıza zaman geçiremiyor olmak ve sosyal medyadan evde kalmakla ilgili bu yeni kalıpları almış olmak bizi biraz zorluyor olabilir. Nedir bu yeni kalıplar? İşte evde kalmak çok sıkıcı gibi. Ama zorlansak da evde kalmaya devam ediyoruz ve etmeliyiz. O halde neden bu süreci daha az zorlanarak geçirmeyelim, değil mi? Bu bağlamda evde kalmaya yüklediğimiz anlamı değiştirirsek bu süreç bizim için daha kolay olacaktır. Öncesinde uzun süre evde kalmak istediğimiz zamanlarda buna mecburiyet olarak bakmadığımız için bu evde kalmak bize sıkıcı gelmez. Ancak şu an buna mecburiyet olarak bakıyoruz. Ve insanlarda mecburiyet her zaman daha fazla sıkıntı yaratır. İnsan tercih ettiği şeyleri yapmakta zorlanmaz. Ancak mecbur olduğumuz şeyler için aynı şey geçerli değildir. Peki evde kalma sürecimize nasıl tercih olarak bakabiliriz ve böyle baktığımızda bu süreç gerçekten bizim için kolaylaşır mı? Bunu sizlere bir model üzerinden anlatmak istiyorum. Biz buna psikolojide ABC modeli diyoruz ve seanslarımızda sık sık kullanıyoruz. Çok basit ve işlevsel bir model. Açayım. Evet, görünüyor mu kamera, alıyor mu? Burada görmüş olduğunuz üzere A, yaşadığımız herhangi bir olay, B, bu olayla ilgili yapmış olduğumuz olumlu veya olumsuz yorumlar, C ise bunun sonucunda ortaya çıkan duygularımız. İşte duygularımız, davranışlarımız ve fizyolojik tepkilerimiz. Resimde de görmüş olduğunuz gibi bizim bir olayla ilgili duygularımızı veya davranışlarımızı belirleyen şey direkt olaylar değil, olaylarla ilgili yapmış olduğumuz yorumlardır. Ve biz burada yorum yaparken zihnimizden bazı otomatik düşünceler geçer. Bu düşünceler anlık ve genellikle olumsuz düşüncelerdir. Bizim gerçeği olduğu gibi görmemizi engellerler ve hatta çoğu zaman gerçeği olduğundan çok daha kötü görmemizi sağlarlar. Düşünce yapımızı bir katmana benzetirsek otomatik düşünceler en dış yüzeydeki katmandadırlar. Bu nedenle bunlara ulaşmak ve bunları değiştirmek kolaydır. Yani biz burada B kısmında yorumumuzu değiştirirsek bununla beraber olaylar karşısındaki duygularımız, davranışlarımız ve fizyolojik tepkilerimiz de değişebilir. Peki bu kadar kolay mı? Bir bu polyanacılık mı? Hayır, değil. Yani popüler kişisel gelişim akımlarının söylediği gibi işte iyi düşünün, her şey iyi olsun gibi bir pembe gözlük takmıyoruz. Biz burada akılcı ve rasyonel düşünerek sorunların üzerinden gelebilme becerimizi geliştiriyoruz ve aynı zamanda olumsuz düşüncemiz yerine alternatif bir düşünce geliştiriyoruz. Şimdi size aynı olayı iki farklı yorumla sunacağım. Burada ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın, olayımız karantina sürecinde evde kalmak. Olayla ilgili yorumumuzu görüyorsunuz. İnşallah görebiliyorsunuzdur. İşte evde kalmak çok sıkıcı. Daha ne kadar evde kalacağım? Sosyal hayatım bitti gibisinden olumsuz birçok yorum. Bunları artırabiliriz. Ve bunun sonucunda muhtemelen mutsuz hissedeceksiniz. Evhamlarınız artacak. Ve sürekli evde kalacağınızı düşündüğünüz için hiçbir şey yapmak istemeyeceksiniz. Bu birinci durumumuz. İkinci durumda yine evde kalmak olayı. Karantina sürecinde evde kalıyoruz. Bununla ilgili yorumumuz burada tabii ki işte evde kalmak sıkıcı değil. Zaten hep evde kalmak istiyordum gibi gerçeği tam anlamıyla yansıtmayan yorumlar yazmıyoruz. Ne yazıyoruz? Daha gerçekçi şeyler yazıyoruz. Mesela evet, evde kalmak sıkıcı olabilir.
Ancak bu geçici bir süreç. Biraz sabredeceğim. Ve işte şöyle şeyler de yazabiliriz. Evde kalarak kendimin ve çevremin sağlığını koruyorum. İleride dışarı çıkmak için şu an evde kalıyorum gibi. Bunları yazdığımızda evde kalmak mecburiyetten tercihe dönüşecektir. Aslında hiçbirimiz evde kalmak zorunda değiliz. Yani virüsle karşılaşma ihtimalimizi arttırmak istiyorsak dışarı çıkabiliriz. Ancak biz burada bir tercih yapıyoruz. Neyi tercih ediyoruz? Kendimizin ve çevremizin sağlığını tercih ediyoruz. Evde kalıyoruz. Bu şekilde olumlu yorumlar yaptığımızda, daha doğrusu alternatif bir düşünce geliştirdiğimizde, burada hissetmiş olduğumuz olumsuz duygulanım mutlak ölçüde azalacaktır. Eğer mutsuz hissediyorsak ve bu öncekinde %90 ise mesela, burada eminim ki %20'lere inecektir. Bununla beraber evde kalacağımız için, evde kalmaya odaklandığımız için bu süreci güzel geçirmeye gayret edeceğizdir. Burada yazmış olduğumuz yorumun mantıklı olması çok önemlidir. Aksi takdirde bir süre sonra işe yaramayacaktır. Sizlere ABC modelini anlatırken düşüncelerimizin, duygularımızı, davranışlarımızı ve fizyolojik tepkilerimizi etkilediğini söylemiştim. Zihninizde oturması için sizlere şöyle bir görsel getirdim. Bakın, burada düşüncelerimiz var. Diğer tarafta da duygularımız, davranışlarımız ve fizyolojik tepkilerimiz. Nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Yani biz olaylarla ilgili düşüncelerimizi değiştirdiğimiz takdirde olumsuz duygulanımımızı da azaltabiliyoruz. Bu haftalık bu kadar. Bu egzersizi başka sizi rahatsız eden şeyler hissettiğinizde de yapabilirsiniz. Göreceksiniz ki mutlak oranda o hissetmiş olduğunuz olumsuz duygulanım azalacaktır. Başka yeni alternatif düşünceler geliştirmiş olacaksınızdır. Şimdilik bu kadar bu konuşmamız. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıklı kalın ve mutlu kalın.